Merhabalar sevgili izleyiciler. Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde 2019 yılının enlerini seçerken yıl boyunca teknolojide yaşanan gelişmeleri gelin hep beraber bir göz atalım. Amerikalı Waterjump firması evler ve ofisler için havadan su üreten bir cihaz tanıttı. Jenny adını verdikleri cihaz havayı günde 30 litrelik içme suyuna dönüştürebiliyor. Local Motors üretim sürecinde 3D baskı yoğun şekilde kullanan dünyanın ilk elektrikli otomobili olan Strat'i üretti. Bu ürün bile 3D baskı teknolojisinin hangi noktaya geldiğini göstermesi açısından önemli. Geleceğe Dönüş filminden hatırlayacağımız, izleyenlerinin sahip olmayı hayal ettiği otomatik bağcıklı ayakkabı gerçek oldu. Bir spor ürünleri firması kendi kendine bağlanabilen ayakkabıyı geliştirdi. Eş zamanlı olarak çeviri işlemlerini gerçekleştiren kulaklıklar, Google tarafından geliştirilerek dizayn edilen teknolojik ürünler olarak göze çarpıyor. Çeviri yapan kulaklık ile eş zamanlı iletişim kurma durumu mümkün olmakla beraber, neredeyse her dile dair bu tip hizmetlerin verilebilmesi de söz konusu oluyor. Geçtiğimiz hafta Elon Musk'ın lansmanını yaptığı Tesla'nın yeni otomobili Cybertruck, İlk 2 günde 250 bin ön satış rakamına ulaştı. Bursa'da yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Oğuz Akçay, dünya teknoloji devi Apple'ın iPhone modelinde bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lirayla ödüllendirildi. Selfie, kekleri, dondurmaları, hatta içecekleri bile fotoğraflarınızla süsleyebileceğiniz bir teknoloji tanıttı. Artık yemek yerken fotoğraflarımızı da izleyebileceğiz. Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz teknolojiler hayatımızda yerini almaya başladı. Google, Stanford, Carnegie Mellon Üniversitesi gibi teknoloji üstlerinden ayrılıp bir araya gelen robotik mühendisleri ve tasarımcılar yapay zeka destekli evcil robot Kiki'yi ürettiler. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai adını Elevate koydukları yürüyen otomobil modelinin küçük versiyonunu CES 2019'da takdim etti. Yol olmayan, karlı, buzlu ve dağlık koşullarda bile dört ayağıyla tırmanabiliyor. Aracın bacakları katlandığında ise Elevate bir otomobil gibi yüksek hızlı her yere gidebiliyor. Bu arada Trabzon'da iki otomobil ustası 77 model eski bir otomobile tank paletlerine benzer bir palet takarak aracı bambaşka bir şekle dönüştürdüler. For Ocean, su üzerinde hareket ederek okyanustaki atıkları temizleyen bir araç yaptığını duyurdu. Bu şekilde hızla kirlettiğimiz ekosistemimizi bir nebze rahatlatabiliriz belki. Kaan Ünlü, Compaq başkanı oldu. 4. nesil teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağlayan 5. nesil mobil telekomünikasyon hizmeti olan 5G çıktı. Sene başında çift kameradan 3 kameraya geçişin hızla yaşandığı 2019 yılında hızını alamayan telefon şirketleri yıl sonunda 6 kameralı telefonlar piyasaya sürmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Çinli iletişim ve teknoloji markası Huawei'ye bazı sebeplerden ötürü bir ambargo uygulamaya koydu. Bunun üzerine Huawei, uluslararası siber güvenlik standartları adına bir çağrıda bulundu ve ABD hükümetine dava açtığını duyurdu. 2019'un yeni teknoloji trendlerinden biri de katlanabilir telefonlar oldu. Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar da Escobar Fold 1 ile katlanabilir telefon pazarına adım attı. 2020'de teknolojik gelişmeleri hep beraber takip etmek dileğiyle bilişimle kalın.